Al. Tamam usta. Bay İp. Usta Çan. Buyurun lütfen. Siz dersi bitirin. Peki efendim. Nasılsınız Bay İp? Şuna baksana. Bu işler kızlara göre değil. Konuşmalarına dikkat et May. Usta Nick Mui Wing Chun yumruk stilini geliştirdi. Bunun sırrı esneklik ve güç kontrolü. Sınıfınızda böyle kaliteli öğrenciler olmasından zevk ve onur duydum usta. Duyduğuma göre Hong Kong ve Fosan arasında seyahat ediyormuşsunuz. İşleriniz iyi olmalı. Bay İp, unutmadan kiranızı ödeyeyim. Acele etme, acele etme. Biz arkadaşız. Dut bahçesini bana ucuza kiraladınız. Size teşekkür edemedim. O zaman bunun karşılığını ödemek zor olmayacak. Man! Efendim baba. Bu benim küçük oğlum İp Man. Kendi kanımdan ve canımdan. Tinchi. Baba. Bu da bir senedir bizimle olan evlatlık oğlu. Tinchi. Bugün buraya gelmemin sebebi onları harika bir ustaya emanet etmek. Usta mı dediniz? Evet. Onların Kung Fu'ya karşı çok büyük bir tutkuları var. Bu çay bağlılığımızın nişanesi usta. Lütfen bu çayı kabul edin usta. Al bakalım. Okulumuzun öğrencileri olarak bu ana kurallara uymalısınız. Dövüş sanatlarını öğrenirken samimi ve dürüst olmalı, gerçekçi kararlar vermelisiniz. Anlaşıldı usta. Anlaşıldı usta. Kung Fu'yu sevdiğini söylememiş miydin Man? Burada bir sürü arkadaşın olacak. İşlerim için Hong Kong'a gitmeliyim. Kendine dikkat et baba. Tinchi, küçük kardeşine iyi bak. Baba, söz veriyorum bakacağım. Babacığım. Usta, ilaç zamanı. Teşekkürler. Şuraya bırak. Unutmayın. Bütün el hareketleriniz kafanızdaki düşünceler tarafından yönetilir. Eğer niyetiniz kendinizi savunmaksa doğru yoldasınız demektir. Usta, ilacını soruyor. İlerleme kaydetmişsin. Unutmayın. Asil düşünce hareketlere gerçek yönlendirmeler yapar. İstikrarlı savunma yapar. Yenilmez ataklar yaptırır. Wing Chun'un özü gölgeyi takip et, elleri değil. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı usta.
Dünya barışını korumak, Büyük Doğu Asya refah dünyasını kurmak için imparatorluğumuzun geleceği sizlersiniz. Japonya'nın geleceği sizin ellerinizde. Baba. 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 Tinchi, Tinchi, uyan. Baba. Kabus görüyorsun. Hadi uyan. Ne oldu? Ne oldu? Acıktın mı? Aslında ben de acıktım. Ha. Yiyecek hiçbir şey yok. Aa! Şuraya bakın. İki koca fare yemek bulma ümidiyle mutfağa karıştırıyor. Usta sizi görse mahveder. Benim yüzümden. Hayır, benim yüzümden. Hayır, benim yüzümden. Bir anlaşma yapalım. Bana şekerleme verdiğiniz müddetçe size yardımcı olacağım. Ne dersiniz? Anlaştık mı? Alın bakalım. Bu çörekler neden ikili oluyorlar sanki? Üçlü olsa ne güzel olurdu, öyle değil mi? Usta, bunu için bu fincana dahilini doldurdum. Çok çalışıyorsunuz. İlacı yeniden ısıtırsak etkisini kaybeder. Chunso, saygılı ve kendini işine adayan birisin. Eğer bu okulu benden sonra sen idare edersen çok memnun olurum. Mam dövüş sanatlarında çok yetenekli. Onunla ilgilen. Olur. Öğrencilerle ilgilen. Usta! Kaçın! Usta! Kaçın! Açılın! Usta! Açılın! İyi misin? Usta! Güneş batıyor. Engeller ve kötü şans kalktı. Tabutu kaldırın. Yavaşça indirin. Bu benim usta. Vah şu ana yeminim ve sözümdür. Ben Chunso. Yaşadığım müddetçe bütün enerjim ve gücümle geleneksel Wing Chun'u geliştirip devam ettireceğim. 1, 2, 3, 4 avuç içi yukarıda. Vuruş. Geri çek, uzat. Evet. 1, 2, 3, 4 avuç içi yukarıda. Vuruş. 1, 2, 3, 4, 5 evet, işte bu. Geri çek. Evet. Avuç içi yukarıda. Evet. Bu. 1, 2, 3, 4 avuç içi yukarıda. Geri çek. Vuruş yukarıda. Evet. Geri çek. 1, 2, 3, 4, 5 Geri çek. Tamam. Bugünlük yeter. Evinize gidin. İyi dinlenin. Hadi. Tinchi. Bugün çok iyiydin. Bak, biraz dinle. Abi Chunso'yu dinlesene. Meyvan, masayı hazırlamanda sana yardımcı olur. Tamam. Hadi bırak artık, yemek hazır. Tamam. Tamam.
Şener Festivali tatlılarını deneyin. Meyveli börekleri de unutmayın. Ne kadar şanslıyız. Caddenin tam karşısında kukla gösterisi yapanlar var. Onlar sayesinde güzel iş yapıyoruz. Bunun şansla ilgisi yok. Dikkatli bir planlamanın eseri. Oo, harikasın. Mana, bunu senin için ayırmıştım. Zaten 6 kase yedim. Başka hiçbir şey yemem. Toksan, neden hala yiyorsun? Git biraz yürü de yediklerini hazmet. Tinçi, işler biraz zor oldu. Ben de etrafa biraz bakmak istiyorum. Olur. Fener Festivali. Eğer biraz şansım yaver giderse. Yani aşk şansım. Tamam tamam. Ben burada kalırım. Siz gidin de keyfinize bakın. Oldu o zaman. Hadi gidelim. Gidelim. Tamam tamam. Hadi. Durun, beni de bekleyin. Meyvay. Sen gidemezsin. Bu börekleri kim pişirecek? Onlar döndüklerinde biz de seninle gideriz. Hayır, istemem. Bakın, yabancılar Çin satrancı oynayabiliyor. Çinliler de yabancıların oyunlarını oynayabiliyor. Eğer yabancılar Çin kültürünü öğrenebiliyorsa biz de Batı kültürünü öğrenebiliriz. Hey, gel bu tarafa gidelim hadi. Görüşürüz. Bu muhteşem aletin yüzyılın en büyük icadı olduğundan emin olabilirsiniz. Gramofon bu alet size en güzel sesleri dinletebilir. Kesinlikle. Muhteşem. Demek artık sesler kaydedilebiliyor. Bu şarkı bir İngiliz halk müziği. Hikayeye göre Kral 8. Henry bir kız tarafından reddedilince bu şarkıyı yazmış. Gerçekten mi? Harika. Karakterli bir kızmış. Aman tanrım. Ben şimdi bunu nasıl satacağım? Planı çizdin. Ben şimdi bunu nasıl satacağım, söyler misin? Bunu yapmak istememiştim. Bedelini öderim. Bu çok pahalı. Yeterli paran var mı? Tamam patron, ben alacağım. Plak çizilmişse şarkıları akıcı bir şekilde dinleyemezsiniz. Alacağımı söylemedin mi? Bu yeterli değil mi? Bayan, lütfen adınızı bahşedin. Çünkü size paranızı geri ödemek istiyorum. Önemli değil. Teşekkür ederim. Kardeşim. Evde gramofonumuz yok ki. Neden bu plağı satın aldın? Ben plak satın almadım. Bir duygu satın aldım. Oh, oh. Hey, o şeyinle kafama vurdun. Bedelini öde. Üzgünüm bayım ama hiç param yok. Bana ne? Bana bak güzelim, bana 50 gümüş para vereceksin, anladın mı? Ben nereden bulurum 50 gümüş parayı? Paran yok. Öyle mi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz haydutlar? Ne? Geri çekilsene sen, sana diyorum. Ne olduğunu çok iyi gördüm. Topaç yere düştü, kafana falan vurmadı. Sen hangi cüretle bana karışıyorsun ha? Seni uyarıyorum. Eğer hemen durmazsan polis çağıracağım. Bana bak güzelim, senin canın dayak istiyor. Hayır serseri, o istemiyor. Asıl senin canın dayak istiyor. Saldırın! Ah!
Hayatımı bağışla. Hayatımı bağışla. Lütfen. Lütfen hayatımı bağışla. Bir daha böyle bir şey asla yapmayacağım. Lütfen. Defolun. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Müteşekkirim. Asıl sizin bu onurlu hareketiniz takdire şayandır. Adınızı öğrenebilir miyim acaba? Önemli değil. Bayan. Onun adı İpman. Ben Suişan. Benimki de Yüçoy. Bize Wing Chun'un 3 silahşörleri diyebilirsiniz. Hey abla. Planı unutma. Neden başkalarının işine karışıyorsun? Yaralandın mı? Hayır. Gidelim. Hadi gidelim. Yardımcı olabilir miyim? İpman'ı arıyordum. İpman? Kendisi dışarıda. Eğer onun için bir notunuz varsa bana bırakabilirsiniz. Hayır, veremem. Bana bu mektubun elden verilmesi gerektiği söylendi. Size kalmış. Beklerken devasa sivrisineklere de yem olabilirsiniz böylece. Devasa sivrisinek mi? Durun pekala. Efendim. Bu mektubu İpman'a vermeniz mümkün mü acaba? Tamam. Teşekkürler. İp amca. Aa Meyvay. İçeri girin lütfen. İpman evde. Aa. Baba, günaydın. Aa. Ne taşıyorsunuz siz? Ablamın yeni oyuncağını. Dikkatli ol, çok ağır. Cevap vermesi neden bu kadar uzun zaman aldı? Cevap gelmedi mi? Gerçeği söyle. Elden teslim ettin değil mi? Evet, evet. Emin misin? Eminim. Bu ilaçları al. Baş ağrısına, ateşe, ishale her şeye iyi gelir. Teşekkür ederim. Man, Hong Kong'da kendi başına olacaksın. Kendine iyi bak. Tamam. Şimdilik hoşça kal Çunsu abi. Beni iyi dinle. Hong Kong'da zamanını boşa harcama. Ne derslerini ne de antrenmanlarını aksatma. Ve ustamızın nasihatlerini unutma. Kavgaya karışma. Diğerlerinden iyi olduğunu düşünme. Sakın bu söylediklerimi unutma. Dövüş tamam sanatlarını öğrenirken samimi, dürüst ve saygılı olmanın gerektiğini biliyorum. Merak etmeyin. Jungle.
Günaydın peder. Günaydın. Günaydın peder. Günaydın peder. Günaydın. Günaydın peder. Günaydın peder. Günaydın çocuklar. Oturabilirsiniz. Pekala çocuklar. Evde hiç çalışın, tamam mı? İpmen burada mı acaba? Hong Kong'a gitti. Kim soruyor? Öğrenebilir mi? Önemli değil. Teşekkür ederim. Günaydın Çongsa. Günaydın abi. Çongsa abi. Günaydın. Hadi yiyelim şunları. Kızartmalar çok ilginç görünüyor. Sizler koca koca adamlarsınız. Onun için ben de ikili değil üçlü yaptım. Hadi yiyelim. Neden böyle bir şey yaptınız? Neden olduğunu mu öğrenmek istiyorsun? Hadi. Hadi, hadi alalım. Hadi şundan. Yiyelim hadi. Yiyelim hadi, şunları. Baksana öğrenmeye başladı. Şimdi öğrendin mi? Sana yardım edeyim. Zahmet etme. Demek buradasınız. Ne güzel. Başkan Lee. Evet. Meyveyi bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bu hediye senin için. Al bakalım. Güzel mi? Bu çok güzel. Teşekkür ederim. Tinçi, Jingwu Atletizm Birliği'ne katıldığından beri muazzam yardımlarda bulundun. Önemli değil. Neyse. Senin için de bir hediyem var. Teşekkür ederim Başkan Lee. Bunları Yeşim Taşı koleksiyonundan seçtim. Umarım beğenirsiniz. Bunlar çift gibi görünüyor. Kesinlikle. Bir çift. Tıpkı sizin gibi. Daha önce Çinli domuzların o köyün adını görmemiştim. Bana bak. Sözlerine dikkat et. Sözlerime mi? Bu seni ilgilendirmez. Çinli domuzlar dediğini duydum. Oo, hayır hayır. Çinli domuzlar demek istemedim. Doğu Asya'nın hasta adamı demek istemiştim. Gel bakalım. Sana 3 dakika veriyorum. Hayır. 2 dakika. Hayır. 1 dakika. Ah!
sadece 45 saniye. Hayır. Hey, sakin ol. Hayır. Gel şuraya otur. Rahatla. Sorun yok. Müthiş kung fu yapıyorsun. Biz buna Wing Chun diyoruz. Arkadaşının adı ne? Muhteşem. Onun adı... Günaydın İp Man. Günaydın. İyi sabahlar dilerim İp Man. Günaydın. Günaydın. Onları tanıyor muyum? İp Man. Günaydın. Onu tanımadığıma eminim. Patron? Ben patron değilim, müdürüm. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir arkadaşım için ilaç bakıyordum. Bir eczaneden başka ne alabilirsin evlat? Söyle bakalım. Çürüklere ne iyi gelir, pudra mı, merhem mi? Ne, yaralı mı? Ne oldu, kavga mı? Başka ne olabilir ki? Kim dövdü peki? Söyle bana hadi. Ben dövdüm. Arkadaşın olduğunu zannediyordum. İşte arkadaş olduk. Peki neden dövdün? Patron siz neden... Neden onu buraya getirmiyorsun? Burada mı tedavi edeceksin? Tedavi mi? Onu buraya getir ki ben de dövebileyim. Bir daha bize Çinli domuzlar denmeyeceğinden emin olabilirsin. Bunları nereden öğrendin? Tabii arkadaşlarından. Seni ve adını bu cadde üzerindeki herkes biliyor İp Man. Çok meşhursun sen. Evlat, Wing Chun mu çalışıyorsun? Geleneksel Wing Chun. Fosanlı öğretmen usta Leung Shan'dan miras kaldı. O zaman sen Çin'in öğrencisi olmalısın. Doğru. Pabucumun gelenekseli bu. Bu zamana kadar senin doğrudan usta Nick Mui'den öğrendiğini sanıyordum ben. Ne kadardır çalışıyorsun bakalım? Siz de mi Wing Chun biliyorsunuz patron? Birincisi, sana patron olmadığımı söylemiştim değil mi? Ben müdürüm. İkincisi, Wing Chun çalışıyorum ama geleneksel denir mi bilmem. Görmek ister misin sen? Başka sefere. Başka sefer çok meşgul olabilirim. Eğer beni görmek istiyorsan... Eğer bir sakatlanma falan olursa iyi olmaz. Benim gibi yaşlıları adam yerine koymuyor musun? Gel bakalım. Müdür bey... Peki ustan sana başka insanlarla antrenman yaptığında yeteneğini değil gücünü saklaman gerektiğini öğretmedi. Ben iş için gelmiştim. Söyle bakalım, iyi misin evlat? İyiyim. Bir daha ilaçlarıma dikkat et. Üçlüyken şaraplarıma dikkat et. Hey, sana şaraplara dikkat et demiştim. Bekleyin, bekleyin. Siz buna Wing Chun mu diyorsunuz? Benim yumruklarımdan gelen her şey Wing Chun'dur. Bu Wing Chun değil. Ustam stratejik hareketlerin ancak %30'u bacaklardan ve saldırıda düşmanın at bedenine yoğunlaşmaktan gelir derdi. Ustan haksız değildi. Geleneksel bakış el hareketleri üzerinedir. Ama bu değişiklikleri yasaklamak anlamına gelmez. Değişiklikler esnekliği getirir. Hareketler çok çeşitli dallardan uyarlanabilir. Tıpkı güreşteki bacak hareketleri gibi. Adınızı öğrenebilir miyim acaba? Ben Fosan'dan Leung Bik. İnsanlar beni Bay Bik olarak da tanırlar.
En büyük ustamız Longjan babamdı benim. Siz benim büyüğümsünüz. Benim Wing Chun'um geleneksel mi bari? Çok komiksiniz. Yarından sonraki gün gel buraya görüşelim. Yarından sonraki gün geleyim mi? Ders almak istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Ama bunun için yeterli param yok benim. Senden para istedim mi ben? Gümrük kontrolü. Kasaları açın arkadaşlar. Durun bakalım. Kontrole izin yok. İlaçlar Japon Ticaret Odası'ndan, İngiliz elçiliği tarafından alındı. Kendisi kutuların İngiltere elçiliği tarafından Japon Ticaret Odası'ndan satın alındığını ve onları açamayacağımızı söylüyor. İngilizce bilmiyorum. Küçük bir gümrük memuru Japon iş ofisini nasıl küçümseyebilir? Olabilecek herhangi bir hasar için sorumluluğu kim alacak söyler misin? Bay Kitana diyor ki, Japon iş ofisini nasıl küçümsersiniz? Olabilecek herhangi bir hasarı göze alabilecek misiniz? Eğer bir kaçakçılık olursa sorumluluğu kim alacak? Arkadaşlar açın kutuları. Durun! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bu beyefendilerin kim olduğunu biliyor musunuz? Bay Kitano'nun Fosan için ne kadar bağış yaptığını biliyor musunuz? Özür dilerim. Bay Kitano, malları alabilirsiniz. Daha ne dikilip duruyorsunuz? Açın yolu! Bağışları tabii ki kabul ederim. Ancak bu Japonlardan gelirse kesinlikle reddedeceğim. Başkan, neden böyle bir şey söylediniz? Rus-Japon savaşından sonra Japonların kötü niyeti tamamen belli oldu. Bizim toprakları ilhak edip ekonomik işgal için Mançurya demir yolunu inşa etmek. Kuzeydoğu'da yaptıklarına bakın. Niyetleri ortada. Sanırım başkanın endişelerini anlayabiliyorum. Ama Fosan'daki Japon Ticaret Odası'nın Kuzeydoğu'daki olaylarla bir alakası yok. Bay Kitano sadece iş yapmak için burada. Diğer yabancı sermayedarlardan hiçbir farkı yok. Bu sebeple diğerlerinin yaptığı bağışlara karşı tavrımız neyse bu da onun gibi olmalı. Ben Japonların kişisel çıkarları olmadan bir bağış yapacaklarına inanmıyorum. Uzun zamandır Fosan'da iş yapıyor. Bu da muhtemelen onun bir iyi niyet gösterisidir. Diyorum ki şüpheci olmayın. Tinchi, sen de iş dünyasındansın. Bize yeni katılan biri olarak neden ne düşündüğünü anlatmıyorsun? Ben de Başkan Lee'yle aynı fikirdeyim. Zaten mali yapımız çok sağlam ve acil bir bağışı kabul etmemize gerek yok. Tinchi, ben okula dönüyorum. Tamam. Görüşürüz. Tinchi, başkan Lee ile konuşmaya çalış ama fazla ısrarcı olma. Sayın Belediye Başkanı, hepimiz eğitimli insanlarız. Neden cahil insanların bizi kızdırmasına müsaade edelim? Haklısın bak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun. Wing Chun'un geliştirilmiş bu versiyonu uzun yumruk yakın dirsek. Güreş teknikleri uzun ve kısa mesafeli hareketleri birleştirir. Wing Chun güneşin ters eklem prensibini kullanır. Rakibinizi tutmaya gerek yok. Senin ustan uzun esnemelere ve alçak tekmelere konsantre olmuş. Benim Wing Chun versiyonumsa kısa esnemeler ve yüksek tekmeleri birleştiriyor. Wing Chun geleneksel veya geleneksel olmayan diye tarif edilemez artık. Bana göre Wing Chun büyük bir ailedir. Senin, benim, onun bir farkı yok. Güle güle Man Ip. Peder, bizde soyadı önce söylenir. Oh Ip Man, her şey gönlünce olsun. Sizin için de. Görüşürüz. Güle güle. Gidelim.
Güle güle İp Man. Hoşçakalın. Güle güle İp Man. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İpman! Bana geleceğini söylemeliydin. Meyvay. Millet, İpman geri döndü. Ne çok şey getirmiş. Man, bizi unutmadığını sadece bu benim. Biliyorum. Diğer her şey sizin için. Hoş geldin Man. Aa, şu hediyelere bakın. Bu senin için. Şunu alabilir miyim? Al bakalım. Aa, evet. Hey, baksana şuna. Tüm bu şekerlemeleri nasıl yiyeceğim? Evet, hepsini yeme. Birazını satması için kardeşime getirdim. Hey Man! Kardeşim! Dönmüşsün. İpman uzun zamandır zinde görüyorum. Bir sürü hediyeler getirdim. Evet, peki antrenmanlara devam ediyorum. Deneme yapmak ister misin? Tabii. Bana ver onu. Bir puan bana. Oo, harika. Evet, harika. Bana bir puan da. Evet. Tekmeyi gördünüz mü? Hey, baksana şuna dostum. Wow. Vay be. Harika. Bana bir puan daha. Çok güzeldi. Ah. Ne stili bu böyle? Wing Chun. Wing Chun'da yüksek tekme yoktur. Nerede öğrendin bunu? Hadi biraz daha. Tamam. Hadi bir hadi daha. Hadi bunu da izleyelim çocuklar. Wow. Hey, şuna bak. Wow, şuraya bakın. Görüyor musun? Aa, güzeldi. Hmm. Tebrikler. Aa, bu harika. Bir puan Pinci'ye. Oo, işte bu harikaydı. Aa, harika. Man, bana bunun Wing Chun olduğunu söyleme. Bu çok evet, güzel gördünüz İpman mu onu? Bana da göster. Hadi, hadi dostum. Bana da göster. Bir kere dostum hadi. Her seferde bir kişi. Ah! Meyvay. Ah! Ah! Meyvay dikkat. Çok etkileyiciydi. Evet gördünüz Man. Değil mi? Meyvay bu kadar evet, harikaydı. Ben iyiyim. Bir dahaki sefere daha sakin ol. Meyva sen biraz dinlen. Hadi istiyorum. Beraber çalışalım. Heyecanınız için bir ödül. Gelin bakalım. Hadi beraber. İyi misin? Muhteşem. Ters eklem üzerine yol açılıyor. Beni dostum. Japonların judosu gibi. Evet, bunda iyiyim. Rakibini tutmana gerek yok. Anlıyorum. Evet. Aa, beni de. Çuksu abi. Çuksu abi. Çuksu abi. Size yardımcı olayım. Ne kadar büyük bir tavuk. Onunla ben ilgilenirim. Usta Chen'in sana ne dediğini hatırla evlat. Evinize gidin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet hadi. Gidelim. Sana soruyorum. Kimin yorumu gerçek? Ustamız Chen'in yorumu mu? Yoksa Link Bikin mi? Sence hangisi? Chunsu abi. Bay Link ve ustamız aynı okulda yetişmiş. Onun stili de geleneksel olarak farklı düşünülemez. Büyük usta Link Chan'ın da oğlu çocukluk döneminde onunla çalışmış. Büyük ustayla çok uzun süre beraber olamamışlar. Abisiyle de öyle. Link bir kibirli biri. Belki. Değişik fikirleri olabilir. Bak görüşleri farklı olsa da aile içinde gerginlik yaratmamalıydı. Büyük ustanın ölümünden sonrasını hatırlıyorum. Bikin abisi iki aile arasında çok geçmeden duvarlar koydu. Dışarıdan nasıl göründüğünü tahmin edebilirsin. İyi anladın mı beni evlat? Biraz tuhaf biri ama bu yüzden sanatı için yeterli değildir diyemeyiz. İnsanlar genelde Wing Chun'un nadiren güreş teknikleri kullandığını düşünür. Ama o hedef parmak dilini kullanarak ya da sert el hareketleriyle rakibini etkisiz hale getirebileceğinize inanıyor. Ben denedim ve işe yarıyor. Sana söyleyeyim. Link Bikin, Wing Chun'u babasının ona öğrettiklerinin benzeridir.
Çoğu hareketi uydurmadır. Hepsi saçmalıktan ibarettir. Eskiyi geliştirmezsek ilerlemeyi nasıl sağlarız? Asıl temel Wing Chun'un prensiplerini doğru düzgün kullanmadan yenilerini öğrenmeye çok heveslisin. Sonunda bir bakacaksın ki elinde bir şey kalmamış. Sinirlenmeyin. Chung Su abi. Man daha yeni döndü. Ona bir şans daha verin lütfen. Tamam. Ona bir şans veriyorum. Nasıl saçma sapan şeyler öğrendiğini göster bana. Kalk hadi. Kalk. Chung Su abi. Chung Su abi. Chung Su abi. Chung Su abi. Karışmayın. Peki ne öğrettiklerine ne oldu? İpman'ın şu an çok üzgün olduğundan eminim. Chung Su abi bu kadar yeter. Bunun öğrendiği Wing Chun bu mu? Bizim okulda böyle yüksek tekmeler öğretiliyor mu? Ve onun yaptığı gibi dirsek hareketleri. Şimdi ustamızın önünde diz çökün. Bir daha saçma sapan şeyler öğrenmeyeceğinize dair söz verin. Chung Su abi. Kimsenin bu işte bilgisi yok. Bunları öğrenmek isteyen bendim. Kimse benden bunları öğretmemi istemedi. Cezalandırılmayı ben hak ediyorum. Bildiğim her şeyi sana öğrettim Man. Teşekkür ederim usta. Bana usta demeyi bırak artık. Neden usta? Senin ustan Chan Wahshun. Bu saygıyı ona göstermelisin. Gençken diğer görüşleri deneme konusunda ben çok heyecanlıydım. Ve ailem benim yenilikçi fikirlerimi kabul etme konusunda çok tutucuydu. Bu nedenle birçok yanlış anlama ve sürtüşmeler oldu. Bir çatışmadan kaçınmak amacıyla Fosan'dan ayrılmaya karar verdim. Usta, ben kabiliyetli ama nankör bir çocuk. Onu buradan kovmalı mıyım? Ne dersin? Lütfen bana akıl ver. Usta, eğer kovmamı istiyorsan tura gelmesini sağla. Usta, Ip Man daha çok genç ve tecrübesiz. Usta. Belki de sadece onun hatası değildir. Belki ona yeterli şey öğretmemişimdir. Neden bir karar vermeden önce 3 kez daha yapmıyoruz? Usta, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Usta, teşekkür ediyorum. Siz... Topluluğunuzun dövüş sanatı icra eden okullar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak konusunda bir üne sahip olduğunu duyduk. Aynı görüşü paylaştığımız için çok memnun oldum. Bize kendinizi tanıtın. Kayıttan önce bize eğitim verecek seviyede olup olmadığınızı görmek istiyoruz. Ne demek istediğinizi anlamadım. Bir ürünü satmadan önce onu tanıtmalısınız. Böylece hocaların ne kadar yeterli olduğunu görebileceğiz. Topluluğumuzun öyle bir uygulaması yoktur. Lütfen işleri güçleştirmeyin. Heh,
Pekala. Madem yapmak istemiyorsunuz biz yaparız. Siz buraya bela çıkarmaya gelmişsiniz. Durun! Bekleyin. Baba. Başkan Kitano, bizden ne istiyorsunuz? Lütfen söyleyin bize. Çok şey değil. Sadece merhaba demek istedim. Hiç sanmıyorum. Kavga çıkarmak istiyorsunuz. Burada dövüş sanatları öğretiliyor. O zaman neden olmasın? Başkan Lee, bana bırakın. Ne yapıyorsun sen? Durun! Kabiliyetsizliğinden ötürü özür dilerim. Cesaret gençler tarafından gösterilmeli. Çok iyi. Evet, çok iyiydi. İpman, gel de şu kızartmalardan ye. Tamam. Ha, üçlü kızartma yapmışsın. Evet, benim buluşum. Üçü bir arada. Bir insan bunu nasıl bitirebilir ki? Bu üçümüz için. Her birimize birer tane. İki kenarı gevrek ama ortadaki parça o kadar gevrek değil. Çocukken böyle üçlü kızartma istemiştin. Ben öyle bir şey istemedim. Gerçekten hatırlamıyor musun? Demek çocukken iyi bir espri anlayışım varmış. Ne yazık ki şimdi hiç kalmamış. Artık yemeyeceğim. Meyve. Mayway. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır. Gel yemeğe devam edelim. Ah, seni kutlamayı unuttum. Neden? Ne kutlaması? Senin iş dünyasındaki kariyerin için ümit vaat eden bir iş adamı. Daha da önemlisi Başkan Lee seni yardımcılığı için önerecek. Parlak bir gelecek seni bekliyor. Dalga geçmeyi bırak. Bunları Chongsu abiye borçluyum. Peki mezuniyetten sonra ne yapacaksın? Sana söyleyeceğim ama bana gülmeyeceksin. Wing Chun sanatını yükseltmek için dövüş sanatları okulu açacağım. Ne güzel bir düşünce. Eğer Fosan'da başlarsan sana destek olurum. Sadece Fosan'da değil, dünyanın her tarafına yayılmak istiyorum. Wing Chun'un ne kadar harika olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyorum. Bütün dünya mı? Harika, seni tebrik ederim. Bir sürü parlak öğrencin olacak. Teşekkür ederim. İnsanlar seni tanıdığında Wing Chun'u bütün dünyaya tanıtmak için bir de film yapalım. Sen parayı verirsin, ben de çok çalışırım. Güzel. Kazanç ne olacak? Gel şunu %70'e %30 yapalım. 50-50. 40 sana 60 bana. Son teklif. Hadi çorba soğuyor. Hadi ye, anlaşma tamam. Önce yemeğini ye. Abla. Ne oldu söylesene.
Belediye başkanının oğlu burada. Sinemaya gidip gitmeyeceğini sormak istiyor. Babam senin yerine karar verdi. Öyle mi? Evet. Hangi film olduğunu söyledi mi? Gerçekten gitmek istiyor musun? Ya İp Man ne olacak? Peki ya Büyük Aşkın? Büyük Aşk mı? Uzun zamandır bekliyorum. Ama aşkımı hala bulamadım. Belki de İp Man ve ben asla buluşamayacağız. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yoksa bunlara nasıl dayanırdım ama hala bir şey yok. Daha başka ne yapabilirim? Bak yeni bir film oynuyor. Korku filmi sevdiğini sanmam. Hadi gel bir şeyler içelim. Hayır, ben bu filmi görmek istiyorum. O zaman ben gidip biletleri alayım. Bu taraftan lütfen. Buyurun. Yeriniz burası. Biletlerinizi buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İp Man? Merhaba. Bayan Justice. Siz belediye başkan yardımcısının kızı değil misiniz? Nasılsınız? Merhaba. Siz de mi film seyretmeye geldiniz? Evet. Dünya ne kadar küçük. Man. Bayan Çavuk seni aramıştı. Bir sıkıntınız mı var? Film bittikten sonra konuşuruz. Siz böyle şeylerden korkar mısınız? Ben korkmazsınız diye düşünmüştüm. Tabii ki korkmuyorum. Dokunma bana! Neler oluyor? Dracula başroldeki kadın oyuncuya doğru yaklaşıyor. Şimdi onu ısırmak üzere. Şimdi ısırıyor. Isırması bitti mi? Birazdan bitecek. Gözlerini açabilirsin. Emin misin? Evet eminim. Hadi gel. Sen Dracula'yı be. Ödüm koptu. Affedersiniz. Affedersiniz. Lütfen sizi eve bırakmama izin verin Bayan Chung. Siz merak etmeyin ben hallederim. Gel buraya. Bayan Chung ama ben... Ne yapıyorsun? Beni bu filme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Patates mi alıyorsun? İngilizceyi nerede öğrendiniz? Kendim öğrendim. Kardeşim de İngilizceyi Hong Kong'da öğrendi. Belki bir araya gelip İngilizce pratik yaparsınız. Şimdi nereye gidiyoruz? Yarın ustamızın doğum günü. Gidip tavuk alacağız. Hadi meyveye biz gidelim. Nasıl olsa İngilizce konuşamıyoruz. Hadi gidelim. Bana bir şey sormayacak mıydınız? Şu anda gerek yok. Çok komiksiniz ancak... benim size soracak bir sorum var. Sorun lütfen. Hala adınızı bilmiyorum. Bana çok güzel bir isimle hitap ediyordunuz. Çok hoşuma gitmişti. Hala isminizi söylemediniz. Adım Cheong Wing Shing. Birinin adını bilmediğinizde adını bilmediğin bir şarkı dinlermiş gibi hissediyorsun. Adını bilmeden güzel bir kadınla yürüyorum. Veya kişinin adını bilirsiniz ama ne düşündüğünü bilemezsiniz. Şarkı dinlemek gibi bir his bu. Adı tanıdık gelir ama melodisi yabancıdır. Bir, iki, üç, dört. Acıdı mı? Dikkat etmelisin. Bu bana göre bir iş değil. Vuruş işte. Şimdi beni izle. Bak işte böyle. Bir, iki, üç. Çok yavaş. Hızlan hadi.
Hadi 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 hadi. Gülme gülme, enerjiyi götürür. Haline bak. Bütün gün şu kütükle uğraşıyorsun. Onlarla uğraşa uğraşa sen de tıpkı bu kütüklere benzemişsin. Duygularımı nasıl daha iyi ifade edebilirim ki? Düşüncelerini çalıştırabilirsin. Sevdiğin bir şeyi veya birlikte olmak istediğin herhangi birini düşün. Ben de adını kazırım o zaman. Cheung Wing-Shing. Bana vurmak mı istiyorsun? Hayır. Ben sadece seninle beraber olmak istiyorum. Ip Man, gel de bana yardım et. Akşam yemeğini Wing-Shing ile dışarıda yiyeceğim. Tam şuraya yazacağım. Wing-Shing, buraya gel. Sana söyleyeceklerim var. Git başka yerlere temizle. Peki efendim. Baba, bana ne söyleyeceksin? Wing-Shing, büyük bir hata yapıyorsun. Nasıl büyük bir hata? Düşünebildiğim tek şey belediye başkanının oğluna yüz vermeyişim. O dövüşçü çocukla dolaşmamalısın Ip Man'la. Madem dövüşçüleri sevmiyorsun, atletleri neden destekliyorsun? İşim bunu gerektirdiği için destekliyorum. Arkadaşlığımızın işle ilgisi yok. Ben senin gibi iki yüzlü değilim. Bana iki yüzlü mü dedin? Ben senin babanım. Neden beni dinlemiyorsun? Ben sadece seni kötü etkileyecek kişilerle dolaşmandan ve ailemize utanç getirmenden endişeleniyorum. Sen ailemizi zerre kadar umursamıyorsun. Odana git ve düşün, ha? Bunu senin için yaptım. Teşekkür ederim. Bununla çok güzel rüyalar göreceğim. Korkarım artık birbirimizi görmememiz gerekiyor. Ne oldu? Belediye başkan yardımcısını görmeye geldim. Lütfen içeri girin. Şöyle buyurun, lütfen oturun. Tamam, bitti. Umarım yakın zamanda görüşürüz Bay Cheung. Çok memnun oldum. Tamam, görüşürüz. Bu arada nereden Çin kemiği alabilirim söyler misiniz? Beyefendi Çin kemiği yemek istediğini söylüyor. Çin kemiği mi? İngilizler Çin kemiğini seviyorlar. İngilizler Çin kemiğini çok seviyormuş. Mezbahadan iyi bir fiyata bulabilir. Şimdi doğru hayvan öldürme evine gidin. Hayvan öldürme mi? Evet, öldür. Evet. Orada tavuk, inek, domuz hepsini öldürüyorlar. Teşekkürler. Tamam. Adam Çin porseleni istiyor. Ben şaka yapmıştım. Bay Kisung sizi çok iyi bir Çin porselencisine gönderebileceğini söylüyor. Şaka yaptım. Nezaketinizden ötürü teşekkür ederim. Hoşçakal. Görüşürüz. Ben geldim. İngilizceniz hiç de fena değil genç adam. Adınız nedir? Adım Ip Man. O zaman Wing-Shing'i ziyaret etmek için buradasın. Ben belediye başkan yardımcısını ziyaret etmek için buradayım. Beni mi ziyarete geldin? Abla, bir şey oldu. Neden bağırıyorsun? Ip Man burada. Ip Man mi burada? Babamı görmek için gelmiş. Şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum. Gel bak. Sana yardım edeyim. Hayır, istemem. Mayway, bu akşam sinemaya gidelim. Diğerleri gelecek mi?
Şişan ve Yuchoy dramları sevmiyor. Ya İpman? İpman, onun başka arkadaşları var. Bu konuyu biraz düşüneyim. Çok fazla düşünme. Filmin gösterimi yakında bitecek. Ne zaman gitmek istiyorsun? Aslında iki biletim var. Şekerleme alamadım ama biraz çikolatam var. İyi günler usta. Bay Chen'den bir hediye. Teşekkür ediyorum. Şu hediyeleri ana salona götür. Evet, bu taraftan. Bu taraftan. Tamam, hemen geliyorum. Aman bak. Şu evet, süslere bir bak. Tamam. Zahmetiniz için teşekkür ederim. Düzgün serin. Şu fenerleri sol tarafa taşıyın. Tamam. Tamam, şu fenerleri de sağ tarafa taşıyın. Bitti mi? Senpai, bu yazılar olmuş mu? Tenchi, İpman, şunları hemen ön kapıya asın bakalım. Tamam. Hey Tenchi, şunu benim için alır mısın? Tamam. Tutkalı alıp geleceğim. Tamam. Çabuk ol. Bay Tenchi. Buyurun. Bay Kitano, bu önemli gününüz için bu hediyeyi size getirmemi istedi. Hayırlı olsun. Ne hissettiğinizi gerçekten bilmek isterdim. Teşekkürler. Buyurun, buyurun. Buyurun. Evet, tebrikler. Tebrik ederim. Teşekkürler. Teşekkürler şerefe. Tebrik ederim şerefe. Buyurun. Tebrikler. Buyurun oturun. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkürler. Lütfen, buyurun oturun. Teşekkürler. Ne güzel bir akşam değil mi? Tenchi kendine bir eş buldu. Benim de bir kızım oldu. Ben de çok mutluyum. Meyvayı yarı kızım. Tenchi de yarı oğlum sayılır. Yarı kızım, yarı oğlumla evlendi. Yarı oğlum, yarı kızım ile evlendi. İki yarım mükemmel bir çift oluştururlar. Unutma Tenchi benim tam oğlum. Onun senin yarı kızınla evlendiğini görmek beni çok heyecanlandırıyor. Çok yakında bir sevindirici haber daha alacaksınız. Artık İpmen'in sırası. Peşini bırakma man. Tenchi hey, harika görünüyorsun. Mükemmel bir düğün oluyor şerefe dostum. Harika bir düğün oluyor. Aynı zamanda başkan yardımcılığında kutlarım. Şerefe. Teşekkür ederim. Bardaklarımızı neden doldurmuyoruz? Harika. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tenchi, işin zor. Biliyorum baba. Şerefe. Şerefe. Kadınıma. Mutluluğa, erkeğime. Bir kadeh daha. Çok iyi olur. La la la. Geldim usta.
Usta, iyi misiniz? Sen git mutlu gel ve hadi. Biraz da çakır keyif. Man, bu gece burada kal. Sana git yat dedim. Hadi git. Peki efendim. Geç oldu başkanım. Biraz daha içelim. Başkanlığı gerçekten geç oldu. Ne demek geç oldu? Daha sabaha çok var. Tinçi dövüş sanatlarında tam bir usta olduğunu söyledi. Şimdi göster yeteneklerini. Başka sefere. Neden başka sefere? Gel şimdi deneyelim. Başkanlığı gerçekten geç oldu. Geç falan değil. Başkan Lee. Bir sorun mu var efendim? Burada olmana gerek yok. Odana git. Bir daha. Durun. Gidelim. Buyurun bayım. Tamam efendim, sıkı tutunun. Gidiyoruz. Usta Çunksu. Usta Çunksu. Usta İpman. Usta İpman. Tinçi nerede? Geliyor mu? Ne oldu, sorun ne? Akşam düğünü vardı. O zaman gidelim. Bu taraftan usta. İşte burada. Böyle saygın ve onurlu bir başkanın bir cinayete kurban gitmesini hayal edemiyorum. Bu katili bulmalıyız. Haklısın başkanın usta. Kanı yerde kalmamalı. Evet. Haklısınız. İçeriye bakalım. Polisi aradınız mı? Henüz değil. Polisi arayın, çabuk. İlk önce biz bakalım, sen orada peki kal. Peki efendim. Kardeşim nerede? Odasında. İptinçi. İptinçi. İptinçi benimle gel. Ne oluyor? Sen burada kal. Hemen benimle gel. Seninle konuşmalıyız. Sorun ne? İnsanda biraz vicdan olur. Neden bahsediyorsun sen? Liman, sana oğlu gibi davranmaz mıydı? Neden böyle bir şey yaptın? Ne yapmışım? Aklını mı kaçırdın sen? Masum rol yapmayı bırak. Cesaretin varsa beni de boğ. Ne diyorsun sen? Başkan Lee'yi boğdun. Sol elini kullanan bir tek sen varsın. Lee öldü mü? Onun kanı yerde kalmayacak. İpman, bırak onu. Ne yapıyorsunuz siz? Neden kavga ediyorsunuz? Manevi baban öldürüldü. Şu adamın gözlerine bak. İşte katil karşında. Sol elle boğularak öldürüldü diye beni suçluyorsun. Fosanda boğma hareketini bilen bir tek ben yokum. Bu hareketi bana sen öğrettin. Nasıl yapılacağını sen de biliyorsun. Japonlar ondan kurtulmak istiyordu. Sen de onlara yardım etmiş olmalısın. Söyle bakalım. Japonlar sana neden evlilik hediyesi gönderdi? Birçok yabancı ile iş yapıyorum. Japonların bana hediye göndermesi şaşılacak şey değil. Başkanlığının cinayetiyle ilgin olmadığına dair yemin et o zaman. Pekala. Ben İp Tinçi. Tinçi. Yemin... Polis geldi dışarıda. İpman, polise haber mi verdin? Bay İptinçi, Bay İpman'ı karakola götürmek için geldik. Kardeşimi neden götürüyorsunuz? Başkan Lee'yi öldürdüğünden şüpheleniyoruz. Lee'nin uşağı dün akşam İpman ve başkanın tartıştığını ve kavga ettiğini görmüş. Başkan sarhoştu ve kardeşim onu eve götürdü. Onu eve götürdükten sonra kavga etmelerine gerek yoktu değil mi? Tutuklayın onu. İpman alamazsınız. Bir yanlış anlaşılma olmadı. Bay İp, karınız işimizi yapmamıza engel oluyor. Onlarla gideceğim. Ben masumum. Korkacak bir şey yok. Gidelim.
İptinçi, unutma, bir yemin etmiştin. Müfettiş, eğer yeterli deliliniz yoksa onu bırakmalısınız. Başkan yardımcısı, İpman cinayetle suçlanıyor. Olayı biraz daha soruşturmalıyız. İpman masum, onu burada tutamazsınız. Bayan Chung, biz kanıtlara göre hareket ediyoruz. Masum insanları bu tür suçlamalar altında bırakmayız. Bu davada bir sürü şahit var. Eğer masumsa neden kendini savunmuyor? İpman'ın masum olduğunu söylüyorsunuz. Bunu ispat edecek herhangi bir kanıtınız var mı Bayan Chung? Onun masum olduğunu kanıtlayamadıktan sonra böyle boş isteklerde bulunmayın lütfen. Bu atletizm topluluğu başkanlığına İptinçi seçilmiştir. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Kutlarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bay Kitano kulübe 300 bin dolar bağışlayacak ve bilgi alışverişi için buraya öğrenci yollayacak. İtirazınız var mı? Ah, teşekkür ederim. Artık çıkabilirsin. Nasıl oldu bu? Önce buradan bir çık. Çabuk ol. İpman cinayet gecesi 22.30'da bizim evimize geldi. Oturup sohbet ettik. Sarhoştu. Ve bütün geceyi benim odamda geçirdi. Bayan Chung, doğruyu mu söylüyorsunuz? Cinayet gecesi gerçekten İpman'la beraber miydiniz? Şahitliğiniz bu dava için çok önemli. Eğer gerçeği söylemiyorsanız tutuklanabilirsiniz. Yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Yalnızca sizin sözünüzde İpman'ın masumiyetine inanamam. Daha fazla kanıta ihtiyacım var. Daha fazla kanıt mı? İpman'ın masumiyeti için kızımın iffeti yeterli gelmiyor mu? Buna siz karar veremezsiniz. Sanırım bunun kararını valinin vermesi gerekiyor. Baba, baba, lütfen sinirlenme. Böyle bir yalan söylemekten başka çarem yoktu. Çok üzgünüm. Lütfen baba. Onu kurtarmak için bütün itibarını feda ettin. Kung Fu'cu çocuğu kurtarmak için. En yakın zamanda ablamla evlenmelisin. Wing Chun. Baba, sinirlenme. Üzgünüm, ben bunlara değmiyorum.
Değersin ya da değmezsin. Bu yüzden benimle evlenmeni istemiyorum. Wingshing. Söylemek istediğim bu değildi. Benimle evlenmeni istiyorum. Resmi bir tören ve muhteşem bir düğünle seni karım yapmak istiyorum. Babanın endişelenmesine gerek yok. Mayvay! 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 Neden yaptın bunu? Manevi babamı öldürdün mü Tinchi? Japonlar için mi çalışıyorsun? Bu ihaneti niçin yaptın? Bu düşündüğün kadar basit değil. Açıklaması çok zor. Bırak! Mayvay! Mayvay, lütfen beni bırakma. Dinle beni. Yalvarıyorum, lütfen dinle. Yalvarırım, lütfen dinle. Başka yalanlarını da mı dinlememi istiyorsun? Sen ölemezsin. Yakında anne olacaksın. Onu sen öldürdün. Lütfen teslim ol. Bu hiçbir şeye yaramaz. Beni dinle. Hemen buradan gitmeliyiz. Hemen gitmeliyiz. Mektup nerede? Kim geldi? Söyle. Kim geldi buraya? Kim? Kimse. Söyle dedim buraya. Kim geldi? Çünkü abi biraz önce seni görmeye geldi. Kardeşim yeterince zarar gördü. Çünkü abinin de bu işe karışmasını istemiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Senin kariyerin için çok uğraştım. Hatta babamın senin suçlarının İtmir'in üstüne kalmasını sağladı. Ama sen bu aşağılık kadın yüzünden vazgeçiyorsun. Ne istediyseniz yaptım. Benden daha ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Chungso'yu öldür. Senin bizim için çalıştığını biliyor. Senin ve bizim yolumuza kim çıkarsa çıksın, her ne pahasına olursa olsun öldürülmesi gerekiyor. Artık daha fazla öldürmek istemiyorum. Böyle bir seçeneğin yok. Ona dokunmayın. Ona dokunmayın. Tinchi. Sana samuray onur üzerine söz veriyorum. Görevini tamamladıktan sonra özgür olacaksın. Bak ikinci bir şans verdim. Onun işini nasıl bitireceksin? Sen yapamazsan biz yardım edeceğiz. Tinchi. Çık dışarı. Tinchi. Tinchi. Çık çabuk. Çık çabuk. Biz Wing Chun'da hainleri yaşatmıyoruz. Artık o sizin abiniz değil. Gidin getirin onu. Tinchi! 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 Usta. Beni affet. İyi bir öğretmen olamadım. Oh!
Yuchoi! Yuchoi! Arkadaşlarına bunu yapamazsın. Dikkat etme. Tamam. Hadi çekilin ayak altından. Ha!
Seni yendim ama bu sadece intikam için değildi. Başkan Lee, usta ve babamızın saygınlığı içindi. Seni bu kadar seven bize bu hainliği neden yaptın? Ben hain değilim. Ben Japon ordusundan çavuş Tanaka Iketsu. Daha 12 yaşında. Ailemden ayrıldım. Casusluk yapmak için Çin'e geldim. Ülkemi özledim. Eve gitmek istiyorum. Evime gitmek istiyorum. Annem ölürken bile onun yanında olamadım. Olamadım. Saygımı göstermek için mezarına bile gidemedim. Belki de şimdi ölmek kötü bir fikir değildir. Böylece her şey bitebilir. Ben bir askerim. Başka seçeneğim yok. Artık rahatım. Artık rahatım. Yapmam gereken son görevi de bitirdim. Artık sevdiğim insanları üzmeye gerek yok. İp ailesinin oğlu olmak ve senin abin olmak büyük bir onurdu. Meyve ile evlenmekten pişman değilim. Meyve nerede şimdi?
Wing Chun'un özü gölgeyi takip etmektir. Elleri değil. İçlerinde ne var? İncelenecekler. Hepsini açın. Burada biri var. Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Burada da biri var. Eve gitmek istiyorum. Su ve yiyecek verin biraz. Su ister misin? Hadi. Hadi. Baba, dışarıda yarı baygın bir dilenci var. Korkmayın, gidin buradan. En kritik anda elinde uzun bir sopayla geldi. Ve karşısındakileri Wing Chun'un 6.5 sopa stiliyle çok fena dövdü. Aslında sopa Tinchi amcanızın Japon kılıcıyla ikiye bölünmüştü. Gitmesine izin vermedi. Karate ve judo hareketleriyle durumunu zorlaştırıyordu. Bu gerçekten... Evet çocuklar, çok zor bir durumdu. Böyle durumlarda çocuklar sağduyulu ve gerçekçi olmalıyız. Wow. Babam bana karşılık verdi. Tehlikenin farkındaydı. Hemen elindeki sopaları iki kılıç gibi kullanarak çılgınca sallamaya başladı. O zamanlar çeşitli stilleri karıştırınca onları tanımak çok zor oluyordu. Ama düşmanlarını dövdü. Bu hareketler ne olursa olsun gelenekseldi. Kazanmak için tek başına yeterli olmadı ama hayatımı kurtarmaya yetmişti. Evet çocuklar. Ondan sonra geleneksel stillerde eğitim vermelerine olan inancımı yitirdim. Tinchi amca Japon Kung Fu'sunu nasıl öğrenmiş anlamadım. Evet nasıl? Aslında işin doğrusu Tinchi amcanız... Neden çalışmıyorsunuz? Baba! Gidin biraz daha çalışın. Hadi çalışma. Hadi çabuk. Hadi. Yine hikaye mi anlatıyorsun Chunsu abi? Hadi daha önce çalışalım. Binlerce defa anlattım. Tamam, bu hadi. Hikaye onlar için her zaman yenidir. Haklısın. Çocuklar geçmişlerini bilmeli. Çalışırken dikkatinizi verin, yoksa yemek yiyemezsiniz. Yemek hazır, çalışmayı bırakın herkes yemeği. Haydi yemeği. Babam iyi çalışmazsan sana yemek yok dedi. Hangisi önemli? Yemek mi yoksa dövüş sanatları mı? Yemek. Baba. Tamam, biraz dinlenin çocuklar. Yemek. Yemekten sonra çalışmaya devam. Yaşasın, yemek, yaşasın. Yeah.
是千分。